Flutter'ı kurduk, pet'leri ayarladık. Şimdi Android Studio'yu kurmamız gerekiyor. Android Studio aslında gerekli değil. Siz Visual Code'la da Flutter projeleri geliştirebilirsiniz ama Android Studio sayesinde biz SDK'ları kullanabileceğiz. O yüzden buraya gidelim. Açıkçası ben Android Studio'yu tercih ediyorum Visual Code yerine. Dolant Android Studio diyeceğim 4.1.2 versiyonu. Şartları kabul ettim ve Android Studio'yu indir diyorum. Bu da 896 MB'lık bir dosya indiriyor bizlere. Bunu yaptıktan sonra ben Android Studio ekranı üzerinden ne yapabileceğim? İlgili, yani Android ile ilgili geliştirme yapabilmek için ilgili SDK'ları indirebileceğiz. Şimdi bu indirile dursun. Bu SDK'ları ben yine C diskime değil de D diskime kurmak istiyorum. Sizde yine tek bir disk varsa yine C'nin altına SDK diyerek yeni bir klasör açabilirsiniz. Ben bu işlemi D'nin altına yapacağım. Buraya geldim. SDK dedim. Program bittikten sonra Android SDK'ları buraya yükleyeceğim. Burada videoyu bir durdurayım. Kurulum bitsin. Sonra devam edelim. Evet, Android stüdyomuz indi. Klasör de göster diyelim. Şöyle sağ tık yönetici olarak çalıştır diyelim. Bakalım bize ne gibi pencereler sunacak. Bekliyorum. Next dedim. Virtual Device ile beraber kursun. Next dedim. Program filesinin altında kursun. Next diyorum. Install diyerek kurulumu yapacağım. SDK'ların nereye kurulacağına dair pencere bu adımdan sonra gelecek. Şu an Android Studio'nun kendisi kuruluyor. Asıl zaman alan ve çok yer kaplayan yapı ise SDK'ların kendisi. Şöyle bekleyelim. Burada da bakıyorum herhangi bir şey yok. Zaten buradaki yapıları kuracağız biz. Bakın Flutter Devices, bunu da çoğu arkadaşımız bilmiyor. Bu komutu çalıştırdığınızda Flutter'ın Android sanal cihazını tanıyıp tanımadığını görebiliyorsunuz. Tamam, burada da herhangi bir şey yok. Şöyle bir bakalım. Bitti dedi. Next diyorum. Android Studio'yu başlat diyelim. Herhangi bir şeyi içeri import etme diyorum. Şöyle bir ekran çıktı. Yani daha siteden yeni halini indirdik. Bir güncelleme var diyor. Şimdi bunu update desek beta channel'da şuna bir ignore diyelim, önemli değil. Next dedim. Custom diyorum. Çünkü bazı şeyleri kişiselleştireceğim. JDK olarak Android'un kendi içinde bir JDK'sı var. Onu kullanacağım. Next dedim. Siyah temayı seçtim. Next diyorum. Burada şurası önemli. SDK Location. Default olarak C'nin altında. İşte bilgisayar adınızda Türkçe karakter olduğunda, şurası Emre değil de Emre boşluk Türkçe karakterli bir değer olduğunda sorunlar çıkabiliyor. İşte bundan dolayı da ya SDK'yı direkt C'nin altına ya da D'nin altına kurmanızı öneririm. Burayı seçelim. Ben D'nin altına bir klasör oluşturmuştum. Neydi adı? SDK diye. Bunun altına kur diyeceğim. Burada silmem gereken yok. Burası gayet güzel. D'nin altına bunları indir diyelim. Next diyelim. Tamam. Bunlar kurulacakmış. Finish diyelim. Kurulumlar başlasın. Burası biraz uzun sürebilir. Burayı yaptıktan sonra da birkaç tane daha şey yapmamız gerekiyor. Şimdi bunların bitmesini bekleyelim. Ben yine herhangi bir hata vesaire alırsam size videoyu devam ettiririm ama şu an için videoyu durduracağım. Arkadaşlar şöyle bir hata çıktı. Yüklenemedi diye işte tek mismatch diye retry diyeceğim buna. Hani birkaç kere deneyeceğim. Eğer olmazsa da ignore et deyip devam et diyeceğim. Sonrasında çünkü SDK'larımızı başka bir pencereden tekrardan kontrol edebiliyoruz. Bakalım ne olacak. Aynı hata yine çıktı. Umurumda değil deyip cancel diyorum ve finish diyelim. Şimdi bunu yaptıktan sonra şurada SDK Manager'a gideceğim. Aklımda bir çözüm daha var. Hani bu belki benim internetimle alakalı bir sorun olabilir. Çünkü internetle ilgili diyorlar hani araştırdığımda. Sizde böyle bir hata çıkmıyor olabilir. SDK Manager'ı aç diyorum ama henüz ekrana bir şey gelmedi. Settings geldi. Tamam. SDK Manager.
stüdyoyu kapatıp açtığımda hata düzeldi. Şimdi burada şunları yapacağız. Show paket detaylarını göster diyorum. 30 versiyonu, API level 30 olarak şurada kurmam gereken ekstra bir şey var mı ona bakıyorum. Burada gidip de S'i kurmayın. Hani kursanız da bir şey olmayabilir ama açıkçası bu çalışıyor. Ben bunu daha önceden denemiştim. Burada herhangi bir şey yok. Önemli olan buradaki SDK tool'lar. Show paket detayları diyelim. 30.0.3 seçili. Gidip de diğerlerini seçmeye gerek yok. NDK'yı seçin. Mutlaka bir yerlerde patlıyor çünkü. Şurada latest'ı seçelim. CMake'den 3.18'i seçiyorum. Şunları da aynı şekilde seçeceğim. Hani hepsi tam olarak ne işe yarıyor bilmiyorum ama hata çıkmaması adına hani çok olsun az olmasın mantığıyla bunları seçtim. Bir versiyonu seçmeniz yeterli. Gidip de hepsini indirmeye gerek yok. Şurada ben de AMD olduğu için bu zaten indirirken hata verecek. O yüzden hiç seçmedim. Bir de şurada bunu tıklarsanız o az önceki o SSL hatası gibi hataları almamış olursunuz. Bunu da tikledim ve apply diyeceğim. Şimdi bunlar indirilecek. Şurada kabul et diyorum. Bazen böyle bütün yapıyı aşağıya kadar indirmeniz gerekebilir. Bunu da yaptıktan sonra niye gelmedi? Şunları da yaptıktan sonra aynen iki adım olduğu için ikisinde de kabul etmemiz gerekiyordu. Next diyelim. Ve bunların indirilmesini bekleyelim. Bu da bayağı uzun sürecek. Bittikten sonra devam edebiliriz. Kurulum bitti. Finish deyip bu ekranı şöyle bir daha bir bakacağım. Herhangi bir eksiklik vesaire var mı? Gördüğünüz gibi bütün tikler atılmış. Herhangi bir sıkıntı yok. Şunu kurmayacağımı söylemiştim. Tekrardan bakalım. Evet, 30.0.3 versiyonu kurulu. Buradan yana da herhangi bir sıkıntı yok. Okey diyelim. Şimdi Android Studio yani gerekli SDK'ların kurulumunu yaptık. Yalnız şu an Android Studio'da Flutter'ı direkt olarak desteklemiyor. Yine burada pluginler kısmına gidip ne yazmamız lazım? Flutter. Flutter pluginini yüklediğinizde zaten otomatik olarak ne yapacak? Dart'ı da yükleyecek. Gördüğünüz gibi Dart bildiğiniz gibi programlama dili. Flutter ise bu programlama diliyle oluşturulmuş bir framework. Bunu da yaptıktan sonra artık IDE'nizi tekrardan başlatın diyor. Tekrar başlatıldıktan sonra artık yeni bir Flutter projesi oluşturabileceğiz. Bekleyelim. Evet, gördüğünüz gibi artık Create New Flutter Project diye bir ifademiz buraya geldi. İsterseniz bir tıklayalım. Bakalım herhangi bir hata çıkacak mı? Flutter Application Next dedim. Projenizin adı diyor. Flutter Test diyelim. SDK'yı şu an görmemiş. Tıklayalım buradan. Nereye kurmuştuk biz? SRC'nin içine kurmuştuk. Flutter klasörünü seçtiğimde artık herhangi bir sıkıntı kalmadı. Flutter test up diyelim buraya. Diyor ki ben bu projeyi Emre'nin şuraya koyacağım diyor. Burayı da ben yine Türkçe karakter vesaire içermemesi adına size de önerim. Silinmeyecek bir yere yani format attığınızda silinmeyecek bir yere. Mesela burada Flutter projeleri diye bir klasörüm var. Onun içine koyacağım. Next dedim. Paket adı burada com example diyor. Com Emre Altunbilek diyelim. Zaten şu an bir test yapıyoruz. Çok önemi yok ama paket adını da böyle yazabilirsiniz. Özellikle markete yüklediğinizde bu paket adı çok daha önemli. Bakalım herhangi bir sıkıntı çıkacak mı? Evet, arayüzümüz açıla dursun. Şöyle bir görüntü oluştu. Fix it diyelim bakalım burada herhangi bir sıkıntı var mı? İsterseniz bu videoyu da burada durduralım. Çünkü emülatör kurulumunda bende büyük ihtimal hata çıkacak. Çünkü format attım. Format attığımda gördüğünüz gibi buradaki sanallaştırma devre dışı diyor. Benim işlemcim AMD olduğu için sanallaştırma BIOS'ta açılan bir şey ve SVM adında adıyla anılıyor. Intel'de ise Virtualization gibi bir seçenek aramanız lazım. Mesela MSI Motherboard için şöyle bir ekran. Bakın CPU Features kısmına gidip şurada SVM modu Enable yapmam lazım ben. Sizin de anakart markanız neyse anakart markası sonrasında Virtualization diye aratırsanız ilgili BIOS'taki ayarı görebilirsiniz.
Ben burada videoyu durduracağım. Bilgisayarın BIOS'una girip bu özelliği aktifleştireceğim. Bir sonraki dersimizde kurulumlara devam edeceğiz.